Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size tiroid hormon bozuklukları ve sertleşme bozukluğu ile ilgili kısa video sunumumuz olacak. Tiroid hormon bozuklukları toplumda yaygın olarak görülmektedir. Hem fazlalığı olsun hem azlığı olsun bunların sonucunda birçok şikayetler meydana gelir hastada. Her ikisinde de biz aynı zamanda sertleşme bozukluğu, cinsel fonksiyonlarda bozukluk gözlemleyebiliyoruz. Tiroid bezi hemen nefes borumuzun hemen önünde yaklaşık 20-30 gram büyüklüğünde bir bezdir ama ürettiği hormon vücutta çok önemli görevlere sahiptir. Tiroid hormonu vücudun biyoritmini belirler. Hızlanmasını, yavaşlamasını belirler. Saçlardan bağırsaklara kadar, kalbin atışına kadar, immün dirence, bağışıklığa, anne karnındaki bebeğin gelişmesine, çocuklardaki zeka gelişmesine kadar etkilemediği, rol almadığı yer yoktur denilebilir. Vücudun bütün doku organlarında fonksiyonu vardır. Tiroid hormonu eksikliğinde ya da fazlalığında biraz önce dediğim gibi sertleşme bozukluğu meydana gelebilir. Ki sertleşme bozukluğu hastalarına yapılan testlerde tiroid hormon bozuklukları %5 ile %25 arasında tespit edilmiştir. Tiroid hormonu eksikliğinde ne gibi şikayetleri olur? İsteksizlik, yorgunluk, depresif hal eksikliğinde, saçlarda incelme, dökülme, kilo verememe, kilo alma, aşırı bir kilo alma, depresif mod gözlenebilir. Onun dışında fazlalığında çarpıntı, kalp ritminde bir artış, terleme, saçlarda incelme, kilo verme gibi şikayetler yine meydana gelebilir. Aynı zamanda kronik ishal de gözlenebilir fazlalığında. İşin enteresan tarafı tiroid hormonu laboratuvarda fazla tespit edildiği halde ya da az tespit edildiği halde hastada bu şikayetler olmayabilir. Bu durumda hastaya subklinik tiroid hormon bozuklukları diyoruz. Yani hastada laboratuvar olarak tespit ediliyor ama şikayet olarak yok. Bu hastalarda mesela sertleşme bozukluğu varsa subklinik olarak olan hastalarda hastayı tedavi ettiğimiz zaman gene hastanın sertleşme bozukluğu ile ilgili cinsel fonksiyonlarla ilgili bozuklukların düzeldiğini tespit ediyoruz. Bu konunun en yüz güldürücü tarafı tiroid hormon bozukluklarının kolaylıkla tedavi ediliyor olması ve sonuçlarının da çok hızlı bir şekilde düzelmesi, hastanın bundan çok hızlı bir şekilde cevap alması yüz güldürücü tarafı. O yüzden sertleşme bozukluğu olan hastaların mutlaka tiroid hormonlarına da baktırması gerekiyor. Aynı zamanda tiroid hormonu fazlalığında yani hipertiroidi de erken boşalmayla ilişkilendirildiği çalışmalar da mevcut. Bu da gene hipertiroidi varsa eğer düzeltilirse erken boşalmanın da düzeltilebileceği ile ilgili çalışmalar yapılmış. Ama tersini söyleyen çalışmalar da var. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.